Arkadaşlar hepinize merhaba. Kendin Yap serisinde bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz bu masa lambasını telefon üzerinden nasıl sesli bir şekilde açıp kapatacağımızı öğreneceğiz. Sadece kodlarımızda masa lambamızı açıp kapatma sistemi olmayacak. Sizler isterseniz bu uygulamayı kendiniz akıllı ev otomasyon sistemlerine uyarlayarak yapabilirsiniz. Yani çıkışlarımıza birer röle bağlayarak kendi istediğiniz şekilde bu uygulamayı tasarlayabilirsiniz. Ben sadece size gösterme amaçlı kendi masa lambama bir röle bağlayarak bu uygulamayı çalıştırdım. Hemen test edelim. Masa lambasını çalıştır. Görmüş olduğunuz gibi telefona vermiş olduğumuz komutla masa lambamız çalıştı. Şimdi masa lambamızı bir de kapatalım. Masa lambasını kapat. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi uygulamamız güzel bir şekilde çalışıyor. Şimdi videoyu devamını izleyerek siz de kendi masa lambanız veya akıllı ev otomasyon sistemlerinizi nasıl yapabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi de tüm bağlantılarımızı sizlerle birlikte sağlayalım. Şurada da belirtmişim zaten, bunu masa lambası olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şuradan bir tane röleye benzeyen bir şey çekelim. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz bu da röle olarak tanımlayalım. Bunda röle olmadığı için bu uygulamada röle yok açıkçası şu an. O yüzden biraz sorunlu oldu bu iş. Rölenin GND, VIN ve VCC olmak üzere 3 tane bacağı var zaten. Bunları da sizlerle birlikte uygulamalı bir şekilde yaparken detaylı bir şekilde anlatırım. Hemen devremizi sizlerle tasarlayalım. Öncelikle şuradaki Bluetooth sensörümüzün bağlantılarını yapalım. 5 volt hattımızı alıp burada da VCC pinini VCC pinimizden 5 volt hattına, daha sonra GND pinimizde GND hattına. Zaten bunların hepsini sizlerle daha önceki uygulamalarda yapmıştık. O yüzden üzerinden hızlıca geçiyorum. Hemen bunu siyah yapalım, bu da kırmızı olsun. Evet, şimdi Bluetooth sensörümüzün TX bacağından RX pinine, RX bacağından da TX pinine. Bunu zaten daha önceki videolarda da sizlerle detaylı incelemiştik. Şöyle olsun, hatta onu da şuradan alalım. Karışıklık olmasın. Evet, Bluetooth sensörümüzün bağlantılarını sağladık. Şimdi geçelim LED'lerimizin bağlantılarına. Arkadaşlar, ben bu uygulamada ikinci pine masa lambamı bağladım. Hemen ikinci pini, görmüş olduğunuz burada rölemizin VIN girişine, VIN olsun. Buradan bir tane GND pini alalım. Şöyle ilk VCC 5 voltumuzu şöyle bağlayalım. Şu 5 volt hattı olsun. Bir tane şöyle kaydım. Bir tane de GND pini bağlayalım. Bu da GND hattı olsun. Artık bunları siz dediğim şekilde düşünürsünüz umarım. Bunu siyah yapalım. Bunu da kırmızı yapalım. Evet, bu görmüş olduğunuz ikinci pin masa lambamıza giden VIN bacağı. Hemen burada şu şekilde bu eksiyi eksi attım. Görmüş olduğunuz bu lambamızın eksi hattını fişimize takacağız. Artı pinini de burada normalde açık olan kontağa bağlayacağız. Şöyle. Bunu fişe tak. Zaten bu bağlantıyı sizlerle birlikte birazdan sağlayacağım. Buradan bir bağlantı daha alacağız. Onu da götürüp faz ucumuza, yani artı ucumuza bağlayacağız. Tabii ki de artı eksi demiyoruz. Faz nötr diyoruz. Daha sonra burada görmüş olduğunuz ledlerimizin bacaklarını hemen şöyle GND hattına bağlayalım. Bacaklarımızı GND'ye bağlayalım.
Evet, artıları 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde gelecek şekilde bağlayalım. 3, 4 olsun. Şimdi 5'e, bunda 6. pine olacak şekilde bağlayalım. Evet, bu şekilde kalsın. Evet arkadaşlar, şu an bunu kırmızı yapalım. Ve şuradan da GND ve 5 volt hattı atalım şuraya. Bir tane de 5 volt hattı atarsak güzel olur. Evet, bu da 5 volt hattımız olsun. Evet arkadaşlar, devre şemamız bu şekilde. Şimdi bunu sizlerle birlikte breadboard üzerinde daha detaylı bir şekilde kurup daha güzel bir şekilde öğrenelim. Çünkü şurada görmüş olduğunuz 220 volt hattını saçma şekilde bağladım ve bunu güzel bir şekilde sizlerle öğrenerek bağlayalım. Evet arkadaşlar, öncelikle şu röle bağlantımızı sizlerle birlikte güzel bir şekilde sağlayalım. Görmüş olduğunuz prizimizden gelen fişimizi, şöyle kablomuzu, artı ucunu, faz ucunu hatta, görmüş olduğunuz röle kartımızdan şu orta uca bağlıyoruz. Yani ortak bacağı. Biliyorum hepiniz bu videonun burasını izlemek için geldiniz. O yüzden ben de bunu ilk başta detaylı bir şekilde anlatacağım. Daha sonra görmüş olduğunuz şurada iki tane kontak var. Bunların ne anlama geldiğini sizlere daha önceki el çırpmalı masa lambası yakış projesinde anlattım. Bilmiyorsanız eğer o videoyu izleyerek detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Hemen normalde açık kontağıma bağlıyorum. Evet, rölemin bağlantısını sağladım. Şimdi breadboardumuzun üzerine devreyi kuralım. Şöyle de bir şey belirteyim. Eğer bu uygulamada elektrik bilginiz çok yoksa açıkçası bu işi çok büyütmeyin arkadaşlar. Evet, görmüş olduğunuz Bluetooth sensörümüzün, ben böyle lehimledim. Böyle daha güzel oluyor açıkçası. Sizler de böyle lehimleyebilirsiniz. Her zaman jumper kablo bulunmuyor. VCC ve GND hattımızı bağlayalım. Şöyle. VCC'yi 5 volta, GND. Daha sonra TX pinimizi RX pinine, RX pinini de TX pinine bağlayacağız. Şöyle yapsak. Evet. O bağlantıyı da sağladık. Bluetooth sensörümüzün bağlantısını yaptık. Şimdi geçelim LED'lerimizi bağlamaya. İkinci pine zaten masa lambamızı bağladık. Şimdi 3. 4. 5. ve 6. pinimize neler bağlayacağız? Görmüş olduğunuz bu ledleri ben sadece bağlamak için takıyorum. Sizler isterseniz bu pinleri benim gibi görmüş olduğunuz şu şekilde röleyi bağlayıp röleyi mesela ikinci ucundan tetikleyeceğiz ya röleyi. Rölenin ve in girişini, in girişi olur büyük bir ihtimalle, in girişine bağlayın. Yani buraya bağlamış olduğunuz ledi iptal edip buraya rölenin in girişini bağlayın ve rölenin daha sonra GND ve 5 volt hatlarını bağlayın. Şöyle hemen onları da bağlayalım. Kırmızı GND'ye kalmış. Bu da 5 volta. Şöyle 5 volta bağlayalım. Bluetooth sensörümüzde şöyle şuradan, hatta şurada 5 volt varmış. Şuradaki 5 volta da bunu bağlayalım. Evet. Bu şekilde bağlantı sağlarsanız siz de diğer ucularla röle ile istediğiniz yüksek gerilimdeki malzemeleri tetikleyebilirsiniz. Şimdi ledlerimizin bağlantılarını yapalım. Eksi ucularımızı breadboardumuzun eksi hattına. Bunlar için siz kod yazmanıza gerek yok. Ben tüm kodların içerisinde bu görmüş olduğunuz tüm çıkışları detaylı bir şekilde vereceğim. Ve kodu sizlere yorum kısmında belirteceğim. Başa sabitleyip oradan kendiniz kendi uygulamanızı yapabilirsiniz. Sırayla ledlerimizi 3, 4, 5, 6 diye bağlayalım.
ve son ledimizle bağlıyoruz. Evet. Şu an görmüş olduğunuz tüm bağlantılarımızı sağladık. Şimdi hemen geçip bilgisayarımızda Arduino'muzun kodlarını sizlerle... Evet arkadaşlar, şimdi kodlarımızı yazmayla uğraşmayacağım. Zaten sizlere yorum kısmında başa sabitlenmiş bir şekilde açıklamalarıyla birlikte yorumları bırakacağım. Kodları bırakacağım yani. Evet, şimdi bir bakalım. Burada görmüş olduğunuz gibi oyun simcet değişkenini tanımladık. Daha sonra ledlerin bağlı olduğu pinleri belirledik. Int komutu ile. Birinci ledi ikinci pine, ikinci ledi üçüncü pine, üçüncü ledi dördüncü pine, dördüncü ledi beşinci pine, beşinci ledi altıncı pine. Buradaki ledleri Arduino üzerinden ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı pinlere bağladım. Ben ikinci pine masa lambamı bağladım. Masa lambamın bağlanması için bir adet röle kullanmıştım. Rölemin in girişini ikinci pine bağladım. İsterseniz 3, 4, 5, 6 ya da sizler dörtlü veya sekizli röle kartı kullanarak yapabilirsiniz. İsterseniz buraya led 6 diyerek 7. pine burada komutlarını vererek çıkış sağlayıp 8'li bir röle kontrolü şeklinde tanımlayabilirsiniz. Buraya 3-4 tane daha çıkış ekleyince komple bir ev otomasyon sistemi yapabilirsiniz. Küçük çaplı TÜBİTAK projeleriniz tarzında. Daha sonra buraya all on yani açık olduğunu hepsini belirttik. Digital write komutuyla bildiğiniz gibi high yani enerji ver aç anlamına geliyor. Tüm ledleri sırayla high 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 yani aç anlamına getirdik. Burada da all off komutu ile pinlerimizi digital write komutuyla tüm pinlerimizin kapalı olduğunu belirledik. Şunu sileyim. Daha sonra low 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 dedik. Daha sonra void setup kısmımızda output tüm pinlerimizi yani çıkış olarak belirledik. Burada seri iletişimi başlatmak için 9600 seçeneğini kullandık. Serial begin ile. Zaten kenarında olan açıklamaları siz de okursanız anlayabilirsiniz açıkçası. Burada zaten hep aynı komutlar. Bunları daha önceki videolarda sizlerle birlikte detaylı bir şekilde inceleyip yazmıştık. Bir burada hashtag işareti var görmüş olduğunuz gibi. Bu işaret gelince bütün şeyi döngüyü durdur yani işlemi sonlandır anlamına geliyor. Aşağı inince başka bilmediğiniz ne var? On off ledlerin hepsini aç var. Bunları zaten daha önceki videolarda inceledik. Son olarak şurada görmüş olduğunuz artık yapılması gereken yani telefon üzerinden söylememiz gereken cümleleri belirleyeceğiz. Buraya ben masa lambasını çalıştır demişim. Siz buraya isterseniz neyi takacaksınız? Diyelim şofben takacaksınız. Misal yani. Şofbeni çalıştır dersiniz. Büyük bir ihtimalle uygulama sizin söylediğiniz kelimeleri yani İstanbul Türkçesi konuşmadığınız için bu kelimeleri kendi dilinde, kendi anladığı şekilde çevirecektir. Siz ilk başta uygulamaya cümleyi söylerseniz mesela neyi? Yatak odasının lambasını çalıştır dersiniz. Onun yazdığı şekilde telefon üzerinde zaten gösteriyor. O şekilde buraya yazısını yazarsanız eğer bir sıkıntı olmadan çalışacaktır. Ancak kendi yazma şeklinizle okuma şekliniz bazen bir olmuyor bildiğiniz gibi. Yani biz A'yı bazen E olarak anlayabiliyor telefon. Yani bazen saçma sapan şeyler çıkabiliyor ortaya. Bunun önüne geçmek için ilk başta uygulamanıza dediğim şekilde söylerseniz uygulamanızdan anlaşılan bir dille buraya yazarsanız rahat bir şekilde her şeyinizi çalıştırabilirsiniz. Aşağı inelim. Burada fan aç demişiz. Bilgisayar aç demişiz. Burada yatak odası lambası aç. Banyo lambası aç demişiz. Daha sonra bunların hepsini çalıştırdıktan sonra tabii ki de kapatmamız için digital write led bir low yani masa lambasını kapat. Bu komutumuz ile fanı kapat. Bilgisayarı kapat, yatak odası lambasını kapat, banyo lambasını kapat. Bu komutlar ile birlikte sizlerle sesli bir şekilde Arduino üzerinden istediğiniz her şeyi kontrol edebileceksiniz. Yani buraya isterseniz bir robot yapıp buraya ileri git dediğinizde bu kaçıncı pin oluyor? Bu ikinci pine bağlamıştık. Bu ikinci pine isterseniz motorun ileri kontaklarını bağlayıp üçüncü pine de geri kontaklarını bağlayıp ileri git dediğinizde ileri kontakları çalışacağı şekilde geri git dediğinizde geri
kontakları çalışacak şekilde tasarlayabilirsiniz. Sağ sol dersiniz, sesle çalışan bir araba üretmiş olursunuz. Yani artık bu sizin yaratıcılığınıza bağlıdır arkadaşlar. Sizler kendiniz nasıl bir şey icat etmek istiyorsanız ona göre yapabilirsiniz. Kodlarımız bu kadar. Hemen şimdi bu kodları Arduino'ya yükleyip. Evet arkadaşlar, şu an kodlarımızı Arduino'ya yükleyelim. Yüklemeden önce görmüş olduğunuz şuradaki TX ve RX ucumuzu Arduino'nun üzerinden çıkartalım. Bluetooth sensörümüzü. Daha sonra yüklememizi yapalım. Şu an yüklüyoruz. Evet, şu an yükleniliyor kodlarımız. Şöyle göstereyim. Evet, şu an yükleme sağlandı. Şimdi TX ve RX pinimizi Arduino'nun üzerinde takabiliriz. Şimdi telefonumuzun içine geçtiğimizde görmüş olduğunuz şurada Bluetooth uygulamamıza giriyoruz. Öncelikle Bluetooth'u kapatıp açayım. Kesinlikle telefonunuzun Wi-Fi veya internete bağlı olması gerekiyor. Hemen şöyle açalım. Şu an Bluetooth sensörümüze bağlanmaya çalışıyor. Evet. Burada yapmamız gereken pinimizi 1, 2, 3, 4 olarak yazmamız. Şu an Bluetooth sensörümüzle Arduino'muzun arasındaki bağlantıyı sağladık. Ben açıkçası bu telefonun biraz modeli kötü olduğundan dolayı uygulamayı bulamadım, ancak App Store, Google Store'da bulamadım. Böyle bir uygulama indirdim. Siz de görün. Bunun içerisinde aradım, buldum. Uygulamamız şu. Reklam geliyor. Biraz değişik bir uygulamamız şu arkadaşlar. Şimdi açayım, zaten daha net görürsünüz. Görmüş olduğunuz şuradaki 3 noktaya tıklıyoruz. Daha sonra connect. Burada HC05'i seçiyoruz. Şu an bağlanmasını bekleyelim. Evet, şu an bağlantımız sağlandı. Hemen test edelim. Masa lambasını çalıştır. Evet, masa lambasını çalıştır dedik. Şu an lambamız yandı şimdi. Masa lambasını kapat. Evet. Masa lambasını çalıştır. Masa lambasını kapat. Evet arkadaşlar, bu uygulamamız da buraya kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Buna benzer videoların devamı için kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aklınıza takılan veya kodlarda eksik olduğunu gördüğünüz yer varsa veya benim videoyu çekerken hatalarımı falan görürseniz bana Instagram'dan aşağıdaki bırakacağım linkten ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.